Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Gözlüğümü Ümran'da unutmuşum ya. Neyse, biraz zorlanıyorum. Beşinci esas. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam la ya'lemul gaybe illallah sırrınca kendi kendine gaybi bilmezdi. Belki Cenab-ı Hak ona bildirirdi, o da bildirirdi. Cenab-ı Hak hem hakimdir hem rahimdir. Hikmet ve rahmeti ise umuru gaybiyeden çoğunun setrini iktiza ediyor, mübhem kalmasını istiyor. Çünkü şu dünyada insanın hoşuna gitmeyen şeyler daha çoktur. Vukuundan evvel onları bilmek elimdir. Bak ne acayip bir şey değil mi? Allah Allah. Hani bazılar çıkıyor ne diyorlar? Ya Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. E amenna. Ama Cenab-ı Hak bildirirse bilir. Öyle değil mi? İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam çok şeyleri bildirmiş. Öyle değil mi yani? Peygamberimiz de aleyhissalatü vesselam ümmetine bildirmiş. Veya ümmetin büyük şahsiyetleri Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla, ikramıyla bazı şeyleri kalplerine Cenab-ı Hak ondan sonra ilham ediyor. Evliyaya ilham. Peygamberlere vahiy değil mi yani? Bir de okuyorum. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam la ya'lemul gaybe illallah sırrınca kendi kendine gaybi bilmezdi. Belki Cenab-ı Hak ona bildirirdi, o da bildirirdi. Cenab-ı Hak hem hakimdir hem rahimdir. Hikmet ve rahmeti ise umuru gaybiyeden çoğunun setrini iktiza ediyor. Mübhem kalmasını istiyor. İstikbale ait hadiseler değil mi? Çünkü şu dünyada insanın hoşuna gitmeyen şeyler daha çoktur. Vukuundan evvel onları bilmek elimdir. İşte bu sır içindir ki ölüm ve ecel mübhem bırakılmış. Ve insanın başına gelecek musibetler dahi perde-i gaybde kalmış. İşte bu sır içindir ki ölüm ve ecel mübhem bırakılmış. Yani insanlar ne zaman öleceğini bilmiyor. Ve insanın başına gelecek musibetler dahi perde-i gaybde kalmış. İşte hikmet-i Rabbaniye ve rahmet-i ilahiye böyle iktiza ettiği için Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı ziyade hassas merhametini ziyade rencide etmemek ve al ve ashabına karşı şedid şefkatini fazla incitmemek için Vefat-ı Nebevi'den sonra al ve ashabının ve ümmetinin başlarına gelen müthiş hadisatı umumiyetle ve tafsilatıyla göstermemek muhteza hikmet ve rahmettir. Haşiye. Fakat yine bazı hikmetler için mühim hadisatı fakat dehşetli bir surette değil. Ona talim etmiş. O da ihbar etmiş. Hem güzel hadiseleri kısmen müşmel, kısmen tafsir ile bildirmiş, o da haber vermiş. Onun haberlerini de en yüksek bir dereceyi takvada ve adlda ve sıdkta çalışan ve men kezebe aleyye muteammiden fel yetebevve mek'adehu minen nar hadisindeki tehditten şiddetle korkan. Ve فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ ayetindeki şiddetli tehditten şiddetle kaçan muhaddisini kamilin bize sahih bir surette o haberleri nakletmişler. Allah Allah. Bu mesele anlaşıldı değil mi?